Herkese merhabalar. Yeni bir set incelemesi videosuyla beraberiz. Bugün sizlerle beraber Lego Star Wars 75226 Inferno Squad Battle Pack'i inceleyeceğiz. Bu gördüğünüz gibi her sene çıkan imparatorluk savaş paketlerinden bir tanesi. İçerisinden 4 tane figür çıkıyor. İncelememiz her zaman olduğu gibi kuttan başlayalım. Kutumuzun kapağında setimizin içinden çıkan 4 figür. Ufak araçları. Bir savaş ortamında resmedilmiş. Arkada bir orman görüntüsü var gördüğünüz gibi çok güzel patlamalar lazerler ateşlenmiş blasterlar sağ üst köşede Darth Vader'ın resmini görüyoruz oldukça güzel bir kutu üst kısımda Inferno e Squad'ın bir üyesinin askerinin birebir ölçekte resmi verilmiş Sağ tarafta çeşitli bilgiler setle alakalı. Sol tarafta gene logosu yer alıyor Star Wars'un. Alt tarafta setle alakalı çeşitli bilgiler yer alıyor. Kutunun arkasını çevirdiğimiz zaman uzay aracının indirme aracının yere indiğini görüyoruz. Gene orman sahnesi, patlamalar, çeşitli bitkiler koyulmuş. Oldukça güzel. Sağ üst köşede de play feature olarak stat shooter'ları ateşlemenin olduğunu göstermiş burada. Şimdi isterseniz kutumuzu açalım ve setimizi hemen yapalım. Evet, setimizi yaptığımızda İçinden bir adet araç çıkıyor. Bu şekilde uçan bir araç. Ve dört tane figür çıkıyor. Şimdi isterseniz bu figürleri kenara alalım ve daha sonra konuşalım. Araca baktığımızda açıkça söylemek gerekirse şimdiye kadar iki yaptığım batı arasında en güzel, en beğendiğim araçlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Dizayn olarak. Yani birçok seferinde setin içinden çıkan araçları parçalarına ayırıp kullanıyorum ama bu setlerin en azından bir tanesinin aracını saklamayı düşünüyorum. Tek kişilik bir uzay aracı olarak oldukça güzel tasarlanmış. TIE Fighter'ların ya da SIT Interceptor'ların tarzı olarak şu yandaki panelleri yapmışlar. Bir nevi SIT'lerin aracılarına benziyor diyebilirim. Köşelerde ve uçta silahlar koymuşlar. Oldukça güzel. Buna nazaran sat şuturları da oldukça güzel saklamışlar diyebilirim. Şu kanatlarda var görüyorsunuz. Bunları basarak edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz buna bastığınız zaman atıyor. Bir tane pilot koltuğu koymuşlar. Herhangi bir kontrol paneli yok. Arka tarafında oldukça güzel bir şekilde 1x4 tayla, transparan tayla yapmışlar. Altı da yine güzel. Bu araçla ilgili ufak bir eleştirim olarak bunun üzerine bir adet şu şekilde windshield yani kokpit parçası ekleyebilirler de ya da en azından bir, bir şekilde buralara bir kontrol panelini sembolize eden bir stickerlı parça olabilir. Bir bracket artı stickerlı parça olabilir. Ya da burada lever dediğimiz vites kollarından iki tane koyabilirler de. En azından figürlerimizi oturttuğumuz zaman tutunacakları bir yer olur diye düşünüyorum. Yine bu şekilde uçan araçların altına Oval parçalar var biliyorsunuz dairesel. Kumayı zemine koyduğumuzda hafifçe havada durmasını sağlayan. O parçalardan koyabilirlerdi muhtemelen. Ama genişlik iki stat kalınlığında olduğu için muhtemelen onlardan yerleştirselerdi dengesiz durum oluşacaktı. O yüzden tercih etmemişler. Bu şekilde tercih etmişler. Bu Inferno Squad Battlefront 2 oyununun öncülü olan romanlı var bunların. O romanda yer alan bir birlik, Özel Kuvvetler Birliği gene oyunda da geçiyor. Oradaki araçların ufak bir benzerini yer vermişler. Tamamen de Lego'nun orijinal tasarımı değil. Ama ben açıkçası başarılı buldum diyebilirim. Yine bu back fin kısmı oldukça güzel. Agresif olarak tasarlanmış bir tasarım. Tabii ki kırmızı detayları green içine oldukça güzel yedirdiklerini de eklemek istiyorum. Şimdi isterseniz setin asıl alma amacımız olan figürlere bakalım. Setimiz içerisinden 4 tane figür çıkıyor demiştik. Bunlardan ilki en önemli karakter olarak Eden Versio karakteri. Romanında gerek oyunda Inferno Squad'ın lideri komutanı olarak geçiyor. Bu bir insan karakter Star Wars evreninde. Gerek kalan 3 tanesi ise askerler. Ben bu seti aldığımda açıkçası kapaktan gördüğüm kadarıyla bu üç asker çok dikkat etmediğimden dolayı aynı olduğunu sanmıştım. Ama güzel bir sürprizle karşılaştım. Öncelikle onu göstermek istiyorum. Kaskları yakından bakmadan evvel şunu söyleyeyim. Lego herhalde eleştirilere kulak vermiş olsa gerek. Bütün figürlere Angry Clone kafası adını verdiğimiz kafayı koymak yerine bir tane nötr kafa, bir tane kızgın klon kafası, ve bir tane de bu şekilde çeşitli daha önce subay figürlerinde kullandığı kafadan kullanmış. Kaska yakından baktığımızda kaskın daha önceleri Tie Fighter'larda kullanılan kaskla aynı olduğunu görüyoruz. Gerçekten güzel renklendirilmiş. Çeşitli gri detayları var görüyorsunuz burun kısmında. Kaskın üst kısmında ise sol tarafta Inferno Squad'ın logosunu, sağ tarafta da İmparatorluk logosunu görüyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir detay diyebilirim. Gene sağ kulağının üstünde kırmızı çizgiler var. Bu kaskların en kötü yanı bana göre kaskın arkasındaki bölgenin bu şekilde yüksek olması ve buradan enselerinin gözükmesi. Eğer flash kafa takıldığında bu kasklarla beraber bu şekilde arkadan açık kalıyor ve güzel bir gönde oluşturmuyor açıkçası. Belki flash kafalarla beraber bir de siyah kafa verseler bunu altına takılabilir ya da bu kısmı örtecek şekilde bir çözüm düşünebilir. Çok yakında olmasa bile ilerleyen zamanlarda Lego'nun bu kaskları düzelteceğini düşünüyorum bir sonraki moldunda. Torsolarına baktığımız zaman oldukça güzel baskıları var, üniformaları var. Gördüğünüz gibi. Gene sırtta baskı var. Bacaklarda baskı var. Bir diğer çok hoşuma giden seti almadan önce fark edemediğim yan ilk defa Batman ile gördüğümüz, Batman Movie ile gördüğümüz bu kemerler vardı. Çeşitli renkleri çıkmıştı. Bugüne kadar beyazı, sarısı siyahı da vardı. Ama bu setten oldukça kolay elde etme şansımız oluyor ucuz fiyata. Gördüğünüz gibi Utility Belt dediğimiz Çeşitli kutlar içeren kemer. Yine kemer tokası var ortada. Bu kemerin de setten çıkması oldukça güzel. Bununla ilgili ufak bir eleştirim. Zaten figürün torsosunun baskısı üzerine gördüğünüz gibi kemer baskısı varken bir de üstüne ikinci olarak bu kemeri takmışlar. O açıdan birazcık mantıksızlık olsa da tabii ki bu kemeri elde etmemiz oldukça güzel. 3 figürden sadece bir tanesinde kemer var. Ama biliyorsunuz bu kemerler setin içerisinden ekstra ile beraber çıkıyor. Bir tane de ekstra kemeğiniz olmuş oluyor. Bu da oldukça güzel bir haber diyebilirim. Diğer ekstra parçalar oldukça gereksiz. Bir diğer farklı yaptıkları şey de gerçi nadiren bazı batı bekleri içinde oluyor ama silahları da değişik yapmışlar. Gördüğünüz gibi 3 tane silah var. Birik bir farklı 3 çeşit diyelim. Hepsi stat shooter'larla beraber çıkıyor. Bir tanesi bu. Bir nevi sniper rifle diyebiliriz. Sniper tüfeği. Bu stat shooter kısmı çıkartırsanız oldukça güzel bir sniper tüfeği vari bir lazer silahı yapmışlar. İkinci silah bu utility belt takan askerimizde bir nevi bazuka vari. Buradan tutulduğunda özellikle omzuna doğru yükseliyor bu kısmı. Bu biliyorsunuz megafon parçası. Star Wars'un ilk silahları da bu şekilde oluyordu. Ve diğer figürlerde gördüğünüz gibi normal stat shooter'lar taşıyor. Ana karakterimize yakından bakacak olursak diğer figürlerden farklı bir baskıya sahip olduğunu görüyoruz. Bacakları aynı, torso baskısı farklı. Sağ üst omuzun köşesinde kırmızı detaylarla beraber Tie Fighter'larda görmeye alışık olduğumuz bir baskıya sahip. Burada çeşitli aparatlar var. Gene sırt baskısı Stormtrooper'larda görmeye alışık olduğumuz gene fighter'lar pilotlarında alışık olduğumuz şekilde çıkıntılı olarak tasarlanmış diğerlerinden farklı olarak. Diğerlerinde çaprazlama bir kemer gözüküyor siyah. Çapraz. Oldukça güzel bir figür. Koyu ten renginde kafası var. Çok güzel saç parçası var. Tabii ki bu bir pilot figürü olduğu için aynı zamanda bu komutan bir pilot figürü olduğu için Buna da bir tane kask verebilirdi diye düşünüyorum Lego. Böyle bir ufak eleştirim var diyebilirim. Eden Versio karakterimizin bir TIE Fighter pilotu olduğunu söylemiştik orijinalde. Gene bu setin içerisinden çıkan figürler de gene TIE Fighter kasklarına sahiplerdi. Şimdi isterseniz benim elimdeki figürlerden daha önce çıkan TIE Fighter pilotlarıyla karşılaştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Inferno Squad Agent'ların kaskı birebir aynı mold. Oldukça güzel bir şekilde kırmızı detayların ne kadar güzel bir fark yarattığını burada görüyoruz. Çok güzel bir kontrast yaratmış. En solda gördüğünüz bu karakter ise gene bir imparatorluk pilotu diyebilirim. Görüyorsunuz göğüs baskısı imparatorluk pilotlarında görünen şekilde üniformasında bir şekilde yaşam destek sistemi diyebiliriz. Gene Eden Versiyoda da göğsünde görüyorsunuz. Aynı baskının benzeri var. Bir pilot kostümü diyebiliriz. İlk başta orijinalde Lego bu pilot kaskını üretmemişti. Onun yerine Stormtrooper'ların kaskına baskısını değiştirerek burada imparatorluk logolarını basarak aynı efekti vermeye çalışıyordu. Benzer bir pilot kaskı efekti vermeye çalışıyordu. Daha sonra da mum oldu yapmıştı. O yüzden burada paylaşmak istedim. Komutan karakterimizin kaskı yok ama TIE Fighter'ın torsosuna sahip. Çok benzer bir torsosuna sahip. Gene bu karakterimizde de Stormtrooper ya da bir Phase to Clone Trooper zırhı var. Görüyorsunuz altta. Ama üstüne TIE Fighter'ların kaskından takmışlar. Öyle bir mix and match yapmışlar diyebilirim. Sırt kısımlarında biliyorsunuz baskı vardı setten çıkan figürlerin ama eski figürlerin sırt kısmında ve bacaklarında baskı yok. Tabii ki günümüz şartlarında bu figürlerin oldukça gelişmiş olmasını hali hazırda şaşırmadan karşılıyoruz diyebilirim. Bu figürlerden Renk şeması siyah-kırmızı. Oldukça güzel, oldukça beğendiğim bir renk şeması. Oldukça agresif görünümlü askerler. Muhtemelen çok sayıda açacağım ve kafalarını değiştireceğim. Bu kafalarını başka figürlerde kullanacağım. Bunların yerine siyah kafalar takacağım. Çünkü açıkçası bu sırt, kısmı, ense kısmının bu şekilde gözüküyor olması hoşuma gitmedi. Nitekim eski figürde eski Tie Fighter figüründe gördüğünüz gibi suradı vardı ama arkası siyah şekilde tasarlandığı için, siyah üzerine baskı yapıldığı için ensede o kötü görüntü oluşmuyordu diyebilirim. Evet, sonlara yaklaşırken set ile ilgili değerlendirmem oldukça olumlu. Hem setin içinden çıkan mini build aracı oldukça çok beğendim. Tasarımsal olarak beğendim. Hem de içinden çıkan figürleri çok beğendim. Gene brick build silahlar yapmış olmaları güzel bir fikir olarak karşıma çıktı. Özellikle detaylı olarak uzun mesafeden atış eden silah işte ağır silah gibi detaylandırma yapmaları hoşuma gitti. Figürlerin kendisi de oldukça güzel. Kırmızı siyah renk şemasında oldukça güzel tasarlanmış. Ense kısmının boş olması zaten bu moldun bir hatasıydı. Keşke bu kafaları da ona uygun şekilde siyah üzerine surat baskısı şeklinde tasarlasalardı. Ama olsun gene de beğenmemiş değilim. 3 tane ayrı kafa koymuş olmaları içerlerine bunların gene güzel bir Sürpriz oldu benim için. Bu kemer parçası gene oldukça güzel bir sürpriz oldu. O da kesinlikle çeşitli kastım tasarımlarımda kullanacağım. Özellikle de ekstrası çıkmasının nezdinde çok güzel. Tabii ki ben bunun üzerindeki ne tutmayacağım. Çıkartacağım. Diğer askerlerle beraber hepsini standart asker haline getireceğim. Komutan figürünün keşke bir tane kaskı olsaydı diyorum ama koydukları bu surat parçası oldukça güzel. Sıkça rastlamadığımız bir renk tonu ve saç parçası gene nadir bir saç parçası. Bu saç parçasının bu rengi oldukça nadir ve bu böyle bir ucu setten çıkması oldukça güzel diyebilirim. Gene göğüs baskısına bayıldım. Kısaca söylemek gerekirse ben bu setten oldukça keyif aldım, oldukça değdiğini düşünüyorum. Özellikle objektif olarak diğer battle packlerle karşılaştırdığımda da oldukça başarılı bir battle pack. Bu setle ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.